Kişi böyle bir hastalıkla karşılaştı. Bir korku, endişe oluyordur mutlaka. Peki ameliyat sonrasında yine bu korku ve endişeler devam ediyor mu? Bir kere hani tümörden inip de kurtulduktan sonra hastalar çok rahatlıyor. Ama ameliyattan sonra önemli, dikkat edilmesi gereken komplikasyonları vardır. Neler? Bunlar en önemlisi ilk 24 saatte kanama yaşayabilir hasta. Çünkü boyun bölgesi çok damarlı bir yer. Tiroide gelen bir sürü damar var. Bunların her birinin işte çok dikkatli ayrılıp bağlanması lazım. Ameliyattan sonra bazen hastalar öğürür, öksürür. Buraya gelen basınçla kanama meydana gelebilir. Onun için hemen hemen her hastaya mutlaka bir diren koyuyoruz. 1-24 saat takip ediyoruz kanama açısından. 24 saatten sonra bu önemli komplikasyon ortadan kalkıyor. Bazen yani yerinde müdahale etmek gerekir. Çünkü kanama bu bölgede yoğun bir basınca neden olabilir ve hastanın boğulmasına neden olabilir. Belki hatırlarsınız çok bu dönemlerde rastlanmakla beraber 10-15 yıl evvel buna bağlı hasta kayıpları oldu ülkemizde de. Onun için buna çok dikkat ediyoruz. Bir de tiroid bezinin, ondan da konuşuruz, arkasında paratiroid bezleri vardır. Paratiroid bezleri vücudun kalsiyum mekanizması ile ilgilidir. O kalsiyum mekanizması na bağlı paratiroid bezleri eğer hasar gördüyse hipokalsemi oluşabilir. Yani vücutta tetaniler, kasılmalar, yüzde çekilmeler, ellerde böyle kasılmalar meydana gelebilir. Bu da önemli ve korkulan bir komplikasyondur. Ona göre de ona kalsiyum ilaçları başlanır. Bazı başka ek tedavilerle kalsiyum seviyesi yükseltilir. Peki hocam, son olarak ekranları başındaki Vizyon 58 izleyenlerimize neler söylemek istersiniz tiroid kanseri ve guatr hastalıkları ile ilgili? Tiroid hastalıkları öncelikli olarak çok rahatlıkla tedavi edilebilen ve çok da iyi yüz güldürücü sonuçlar alınan hastalıklardır. Onun için birincisi moral bozmaya gerek yok. Uzmanlarla görüşüp ilaçla yapılabilecek tedaviyi ilaçla yapmak lazım. Eğer nodül varsa o nodülün güzel araştırılması, eğer tümör bile çıksa bunun çok rahatlıkla tedavi edebiliyor olduğunu bilmek lazım. Özellikle insanlar boyunlarına dikkat ederler. Zaten aynada da görülür. Başkaları da söyler senin boyunda ne oldu falan diye. Boyunda bir şişlik, yutkunurken hareket eden bir tümseklik fark edilir ise mutlaka bir tiroid ultrasonu, hormonlara da arada bakmak gerekir. Dediğim gibi çok yoğurtlu tuz tüketmemek benim önereceğim şeylerden biri. Ve kara lahanayı da dikkatli tüketilmesini öneririm. Hocam çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.